Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii. Ben Yeşim. Bursa'da büyüdüm. Hı hı. Eşimle tanıştıktan sonra bu sektöre girmeye başladık. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık 10 sene oluyor. Peki neden bu sektörü tercih ettiniz Yeşim Hanım? İkimizin de hayali buydu. Hani başka yapabileceğimiz hiçbir iş yok gibi gördük. Hı hı. Ondan sonra bununla ilgili faaliyetlere girdik. Hı hı. Başarılı olmaya başladık. Araştırmalarınız sonucunda Duman Tatlı 13'ü kurmaya karar verdiniz. Evet. 10 yıldır da bu sektördesiniz. Evet. Peki Yeşim Hanım, Duman Tatto'yu biliyoruz, anlıyoruz ama neden 13? 13 uğurlu sayımız, tanışma tarihimiz. Hani birçok 13 hayatımızda devamlı mevcut bir durumda kalıyor. Uğurlu sayınız olduğu için de iş yerinize de bunu vermeyi istediniz. Bizimle beraber yürüsün dedik. Peki Yeşim Hanım, yine Duman Tatto 13 olarak burada sizleri tercih eden müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerinizden bahseder misiniz bizlere? Yani neler yapmakta Duman Tatto 13? Yani dövme hani bir marketten bir şey almaya benzemiyor. Bu aldığınız ya da herhangi bir sattığınız ürün gibi değil. Yaptırdığınız anda mezara kadar sizinle gidecek bir, hani sizinle bütünleşen bir parçanız. O yüzden hani birazcık daha pahalı, birazcık daha kaliteli bir hizmet olsun dedik. Gelen herkes bizden memnun kalsın istedik. Onlara hani hep bize iz olarak kalmalarını sağlamak istedik. Bu da verdiğiniz hizmetlerden sadece aslında birkaçı diyebiliriz. Evet, tabii ki burada hatta kaliteniz, kullandığınız ürünleriniz de bizim de gördüğümüz ve yaptırdığımız kadarıyla dövmeyi çok güzel bir şekilde ağırlayabiliyorsunuz müşterilerinizi. Peki yine biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Birçok rakibiniz var Yeşim Hanım. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliği öğrenebilir miyiz? Tamamen olduk demememiz. Hep araştırma içine girmemiz. Hep bir şeyler öğrenmemiz, her gün yeni bir şey katmamış. Peki yine çok özel bir soruyla devam edeceğim Yeşim Hanım. Hayatımızda dövmenin önemi nedir? Neden dövme yaptırmalı insanlar? İnsanlar neden dövme yaptırmalı? Çünkü hani bir eşya almak ömürlük değil. Evet. Küçücük bir şeyi büyütmek ömürlük değil. Ama dövme sizinle parasını verip mezara götürebileceğiniz tek eşya. Bundan dolayı ona yaptırmalılar. Ona anlam yüklemek, hani bir evi süslemek gibi bence. İnsan bedenine bir evi süslemek gibi dövmeyle de süsleyebilirler evet diyorsunuz. Peki yine biliyorsunuz ki son dönemlerde aslında her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta. Siz içinde bulunduğunuz dövme sektöründe herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Tabii ki günlük olarak. Mesela? Hani tuhaf sorular, insanların bize yaklaşımları, sanki biz farklı bir memleketten gelmiş gibi davranmaları. Bunlar. Ama aslında hani çok sıradan bir hayat, çok sıradan bir iş. Bu da bir meslek dalı. Evet. Sürekli insanlara bir şeyler kazandırmak. Hani bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Ama hani insanların bakış açılarını değiştirmek çok zor. Evet, maalesef. Hep standart olarak aynı sorular, aynı. Hani kişiler farklı, yaşadığımız olaylar tamamen aynı. Bu da yaşadığınız sorunlardan sadece birkaç aslında. Tabii ki, yorucu. Peki Yeşim Hanım, bizler Duman Tatto 13'ü ilerleyen süreç ve dönemlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedef ve projelerinizi öğrenebilir miyim? Hani dediğim gibi hala öğrenme aşamasında olduğumuz için bundan bir sene sonrasını düşünmek çok zor. Hani belirli bir sınavları var, sürekli bir şeyler öğrenmek, farklı tarzlar. Eğitimlere hani katılmalarınız. Eğitimlerimize katılmalarımız. Eğer hani bu şekilde başarılı bir şekilde gidersek, kalitemizi hiç bozmazsak sanıyorum ki bir sene sonra yurt dışına açılabiliriz. Onlar bizden daha ileride olduğu için. İnşallah diyoruz. Hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle diyelim. Peki son olarak buradan Yeşim Hanım, sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Duman Tatlı 13 olarak hani bizden iyisini yapan varsa parasını verip biz yolluyoruz. Dövme hani eşya olarak bakılmaması gerekiyor. O sizin artık bir parçanız, etinizden bir parça. Evet. Hani birazcık daha bunda cimri olmamak yerine ömürlük bir şey yaptırmak her zaman daha sağlıklı olur. Seçim çok daha sağlıklı olur. Dövmenizi yaptırmadan önceki kafa modunuz, tamamen ona endekslemeniz çok daha sağlıklı olur. Aynı zamanda bugüne kadar bizi tercih eden müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkür ederim.